Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda oyuncu bilgisayarı toplayacağız arkadaşlar. Toplam olarak maliyeti bize 2700 liraya mal oldu arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi parçalarımız mevcut. 2700 liraya mal etmemek için monitörümüzü ikinci el tercih ettik arkadaşlar. 17 inç, DVI ve Vega çıkışları mevcut arkadaşlar. Ekran kartımızda zaten yeni ekran kartı olduğu için biliyorsunuz yeni ekran kartlarında Vega çıkışı olmuyor. DVI portuna ihtiyaç duyuyor. Ondan dolayı bu monitörü DVI tercih ettik ikinci el alırken. Daha sonradan ekran kartı olarak ise RX 560 Asus'un ekran kartını tercih ettik. RAM olarak ise 4 GB'lık markası Crucial 2400 MHz'lık RAM'ini tercih ettik. Şu an 3200 MHz'lığa kadar anakartımız destekliyor ancak bizim uygun fiyatlı olmasından dolayı hani uygun fiyata toplamaya çalıştığımız için bu RAM'i tercih ettim arkadaşlar. Fiyatlarını da zaten açıklama kısmında belirteceğim. İşte güç kaynağı olarak da 600 watt'luk Platon marka güç kaynağı tercih ettik. Güç kaynağımızda 80 Plus sertifikası yok. 80 Plus sertifikalı güç kaynaklarının çoğunda fiyat farkı fiyat yüksek yani iki katı fiyatları var. Bu güç kaynağı 200 lira ise örnek veriyorum. 80 Plus güç kaynakları 400 lira. Arada 200 lira uçurum gibi bir fark var. Bundan dolayı da bu işte güç kaynağını tercih ettik. HardX olarak buna oyunlarımızdan yükleyeceğimiz bir HardX depolama olarak kullanacağımız için çok fazla para harcamadık buna da arkadaşlar. Aynı şekilde açıklama hepsinin fiyatları yazacak. Bir de 320 GB'lik 8 MB ön bellek 7200 RPM dönüş hızıyla HardX'imiz mevcut. Burada da SSD'miz var arkadaşlar. SSD'miz de 120 GB'lık KingMax'in SSD'si arkadaşlar. 500 MB'a kadar okuma hızı var. 350 MB'a kadar yazma hızı var arkadaşlar. Bunları zaten bilgisayara topladıktan sonra parçaların birbirleriyle bağlantı, testlerini her şeyini gerçekleştireceğiz. Burada da tabii ki işlemcimiz var. En önemli parçalardan biri de bu. Ryzen işlemci arkadaşlar. Ryzen 1200 işlemci arkadaşlar. Bunu tercih etmemiz sebebi de fiyat performans olarak arkadaşlar. Intel işlemciler, 2 çekirdekli işlemcileri bu fiyata alıyorken AMD'nin bu işlemcisini, 4 çekirdekli işlemcisini Intel'in 2 çekirdekli işlemcisine göre daha önde gidiyor bu. 4 çekirdekli olduğu için tercih ettik. Şurada da yazıyor zaten. 10 MB ön bellek yazıyor. 3.4 GHz'e kadar Turbo Boost dizi çıkabiliyor diyor. 3.1 GHz stabil olarak çalışıyor. Anakart olarak ise MSI'nin A320MA Pro anakartını tercih ettik. Bu anakartı tercih etmemizin sebebi de yine uygun fiyatlı olduğu için bu anakartı tercih ettik. Chipset olarak A320 chipset var. Bu chipsetler Oracle'a yatkın değil. Yani desteklemiyor diyorlar. Daha doğrusu öyle yani. A320 chipset var. Normalde B350 chipsetler Oracle'a destekliyor. Bunlar da fiyatları pahalı olduğu için bir uygun fiyata toplayacağımız için bu anakartı tercih ettik. Kasa olarak ise şu şekilde bir kasa tercih ettik arkadaşlar. Canard Computer Case. Şimdi açacağım kutuyu. Şu şekilde göstereyim hemen. Arkadaşlar kutu açılımına anakarttan başladık. Anakartta biliyorsunuz ki statik elektrik olma ihtimaline yani parçayı bozabiliriz. Bundan dolayı böyle bir poşette paketleniyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar toplarken. Bir adet anakartımız çıktı meydana. Bir de garanti belgesi var arkadaşlar. Kullanma kılavuzu. Şu şekilde. Buna zaten hiç bakmayacağız. İşimize yaramıyor. Genellikle biz bakmadan direkt montaja geçtiğimiz için. Şu şekilde bir bracket çıktı arkadaşlar. Anakartın bracketi, arka plakası, arka panel. İki adet de SATA kablomuz çıktı arkadaşlar. Bunların ikisini de kullanacağız arkadaşlar. Birini hard diskte, birini SSD'de kullanacağız arkadaşlar. Yani bu kutu bomboş kalacak. Kutunun altında ise arkadaşlar açtığımızda bir adet MSI'nin Republic yani gaming serisi logosu çıktı arkadaşlar. Tabii ki bu logoyu kullanacağız. Bu logo olmazsa olmazlardandır arkadaşlar. Bir adet de anakartımızın driver güncellemelerini yapabileceğimiz CD'miz çıktı arkadaşlar. Şu şekilde bir de MSI'nin sitesinin bulunduğu bir kart bırakmışlar arkadaşlar şu şekilde. Burada ise işlemci soğutucumuzun nasıl montajlanacağı ile ilgili bir kitapçık arkadaşlar. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Anakartımızın kutu içeriğini bu şekilde açtık. Şimdi işlemciye geçiyorum arkadaşlar. İşlemcide bakalım hangi şey parçalar çıkacak. Şu şekilde işlemciyi açalım. İçerisinden açar açmaz kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar bir adet. Şu şekilde şöyle kenara koyalım.
Şöyle şu şekilde bir şey daha var. Kağıt var. Neymiş bu? AMD. Aynı şekilde. Bu da plakanın montajını nasıl yapılacağını gösteriyor arkadaşlar. Biz genellikle kendimiz direkt montajda zaten önceden de topladığımız için nasıl montajlandığını biliyorum. Daha sonra şöyle bir paket kutu. Ve arkadaşlar tabii ki şurada işlemcimiz. Aha düştü. İşlemcimiz bulunuyor. Razer'ın bir de logosu var yanında arkadaşlar. Bu şekilde bir paketleme yapmışlar AMD. Burada da heatsink yani soğutucusu bulunuyor arkadaşlar. Biz stok soğutucuyu kullanacağız. Çünkü fiyat performans olarak bize uygun fiyatlı olması gerektiği için tercihimiz bu yönde olacak. Zaten bu da yeterli oluyor kendisi soğutucusu. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. İçinden çıkanlar bunlar. Sıra ekran kartımıza geçti arkadaşlar. Ekran kartımızda ise bakalım neler çıkacak. Ekran kartımızı şöyle açtığımda üstünde bir ekran kartı bulunuyor. Şöyle steril poşetle paketlenmiş bir şekilde. Altında ise Asus kitapçığı var arkadaşlar. Bu şekilde bir kitapçık var. Nasıl bağlantısını yapılacağını anlatan bir kitapçık arkadaşlar. DVI, HDMI, nasıl bağlantılar yapılacağı ilgili bilgiler var içinde. Bu şekilde de CD'miz var arkadaşlar. Ekran kartımızı güncellemek için. Bunun driver'ı güncel olmayabilir arkadaşlar. Ondan dolayı internetten indirip de o şekilde kuracağız driver'ını. Anakartımız, ekran kartımızın kutu içeriği bu şekilde. Hard disk'imiz bu şekilde zaten arkadaşlar. Kutsuz bir şekilde geldi. Steril poşetlenmiş bir şekilde. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu poşetle gelmesi. Şu şekilde de RAM'imiz var arkadaşlar. RAM'imiz de aynı şekilde. İçinde bakalım ne çıkacak. Büyük ihtimal RAM harici bir kitapçık çıkar içinde. Şu şekilde. Bunu soğutuculu niye tercih etmedim diye soracak olursanız arkadaşlar. Yine dediğim gibi soğutuculu RAM ile soğutucu RAM arasında çok fark var arkadaşlar. Yani ilerleyen bir şeylerde zaten ay harici olarak soğutucu satılıyor. Daha sonradan update edebiliriz yani. Bir güncelleme yapabiliriz. Bu şekilde RAM'imiz var. SSD'miz var arkadaşlar sırada. SSD'miz de şu şekilde kutulanmış. Şimdi açalım kutuyu. Şu şekilde SSD çıktı içinden. Başka herhangi bir kitapçık falan mevcut değil arkadaşlar içinde. Şu şekilde SSD'yi de kenara koyalım. Sıra güç kaynağına geldi arkadaşlar. Güç kaynağımız da Platon marka 600 voltluk bir güç kaynağı. Bu sistem için 500 voltluk yeterli olabilirdi ama ben 600 voltlu tercih ettim. Yine 100 volt fazladan olsun ki ya ileride bir sistemi güncelleme yaptığımız zaman sıkıntı yaşamayalım. Şu şekilde paketlenmiş. Gayet de güzel paketlemişler bu arada bunu. İçerisinden bir adet güç kaynaklarının kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir ayrıntı. Yani bazı güç kaynaklarından bu çıkmayabiliyor. Daha sonradan satın alman gerekebiliyor. Şurada da güç kaynağımızın voltaj değerleri yazıyor. 12 voltta 27 amperlik bir çıkış mevcut. Bu da 27 amper fazlasıyla bu sistem için yeterli. Şimdi arkadaşlar kasamıza yerleştirmeye başlayalım işlemleri. Bakalım sistemimizden nasıl bir performans alacağız. Oyun olarak GTA 5'i de test edeceğiz ilk başta arkadaşlar. Çünkü bu bilgisayar topladığım kişi GTA 5 oynamayı daha çok istediği için diğer oyunlarla fazla arası yok. Bu oyunu tercih ettiği için GTA 5'i. Ondan dolayı performansımız da bu yönde olacak. Yani nasıl bir FPS alacağız ona bakacağız. Arkadaşlar bilgisayarımızı montajlamadan önce ilk başta yapacağımız işlemler arkadaşlar. Anakartı dışarıda, işlemciyle RAM'i montajlamak olacak arkadaşlar. İşlemciyle RAM'i anakarta montajladıktan sonra diğer parçalarla birlikte kasaya montajlayacağız. İlk olarak montaja başlamadan önce şuradaki bracketleri sökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bracketleri sökmemizin nedeni bu yeni nesil soğutucu olduğu için. Eskisi nesil soğutucular bu bracket sayesinde takılıyor. Yeni nesil soğutucuda bu bracketlere gerek yok. Şu şeyi kaldırıyoruz. Bunu kaldırdıktan sonra şurada üçgen kısım var arkadaşlar. Bu üçgen kısım
Bir de bir dakika dur. Şu kısmı kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra şu işlemcideki şu üçgen kısım, şuradaki üçgen kısma denk gelecek. Bu şekilde montajlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemci direkt yerine oturdu. Daha sonradan bunu kapatacağız. Bu şekilde işlemcimiz montajını tamamladık arkadaşlar. Sıra soğutucumuzun montajına geldi arkadaşlar. Soğutucumuzun montajını da şu arkaya bracketini koyuyorum tekrardan. Sökmüştük bunu. Bracketi aşağıya altına koydum. Şöyle. Daha sonradan soğutucumuzu bağlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde üzerine. Şuna dikkat edin yalnız arkadaşlar. Termal macun arkadaşlar. Bu soğutucuda termal macun sürülüydü. Buna dikkat edin. Termal macun çok önemli arkadaşlar. Aradaki ısı alışverişini yapması için çok önemli bir rol oynuyor. İşlemcimizle soğutucumuzu montajladıktan sonra sıra RAM'i takmaya geldi arkadaşlar. RAM'i de taktıktan sonra artık bilgisayarımızın kasasına montajlayacağız bütün parçaları. Şu kutularda çok şey ya, çıkartmak sıkıntı. Şu şekilde RAM'imizi takacağız. Bu şekilde RAM'i de taktıktan sonra bilgisayar kasamızı doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Kasamızı açtığımızda içerisinde fan var mı? Ona bir baktım ama fan yokmuş içinde. Kasamızın içine ilk olarak arkadaşlar anakartı yerleştirmekle işe başlıyoruz. Anakartımız şu şekilde. Anakartı yerleştirmeden önce tabii ki ilk başta şunu unuttuk arkadaşlar. Arka plakasını takacağız. Arka plakasını takmadan bir iş olmaz arkadaşlar. Şimdi arka plakayı takalım. Arka plakayı da şu şekilde taktık. Sıra anakartımızı yerleştirmeye geldi. Anakartımızı yerleştirmeden önce şuradaki vidaların ayarını yapacağız arkadaşlar. Bu ATX kasa olduğu için, bu da mini ATX anakart olduğu için şuradaki vidaları alıp yukarıya takacağız arkadaşlar. Bu şekilde anakartımız daha sağlam bir şekilde buraya oturmuş olacak. Şurada zaten vida yerlerini görüyorsunuz. Buradan bu ölçüsünü aldık. Tamamdır. Evet arkadaşlar, vidalarımızı yukarı aldık. Şimdi anakartımızı montajlıyoruz. Anakartımızı kasaya montajladık. Sıra HardX'e geldi. HardX'imizi de montajlayalım. Bu şekilde aşama aşama gidelim arkadaşlar. HardX'imizi montajladıktan sonra sıra SSD'ye geldi arkadaşlar. SSD'yi de montajlayalım. Şu şekilde ilerleyelim. SSD montajlamak için şurada iki tane şey var arkadaşlar. Yer var. İki tane de HardX bölümü var yer olarak. Yani güzel düşünülmüş.
Sıra güç kaynağımızı montajlama geldi arkadaşlar. Ekran kartını montajlarsam çünkü sıkıntı çekeceğim. Ekran kartı yer kaplayacağı için sorun olacak. O yüzden güç kaynağı yapacağım ilk başta. Sıra ekran kartımızı montajlamaya geldi arkadaşlar. Ekran kartını montajladıktan sonra bağlantı kablolarını takacağız. Bütün parçalarımızı montajladık. Şimdi sıra kablolarını takmaya geldi. Kablolarını sırasıyla hemen takalım. İlk olarak şu alttan geçirelim kabloları arkadaşlar. Kabloları saklı bir şekilde gitsin gideceğin yere. Sıra güç adaptörümüzü takmaya geldi. HDD LED diye yazıyor. Bunu da şuradaki çıkışa takacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz çıkışlara. Evet arkadaşlar, sistemimizi topladık. Şimdi sıra kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar. Windows 10 kuracağız. Start verelim bakalım bilgisayarımız çalışacak mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı. Herhangi bir problem yok. Mouse'umuz çalışıyor. Şimdi kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu kurulumu yaptıktan sonra, bütün oyunlar yüklendikten sonra sizlere test yapacağız. Bilgisayarı nasıl çalıştığını. Bu şekilde de benim bilgisayarla da karşılaşacağız. Benim bilgisayarım 6-7 yıllık bilgisayar arkadaşlar. HD 7850 ekran kartı var bilgisayarda. Intel Core i5 3340 işlemci var. Bunların da detayına daha sonradan gireceğim. İki bilgisayar arasında karşılaştırma yapacağım. Bakalım hangisi daha verimli. Tabii ki yeni bilgisayar verimli çıkacağı kesin ama ben yine bir test yapacağım. Bakalım testlerde her şey karşınıza çıkacak.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi testlerimizi gerçekleştirdik. Eski bilgisayarla yeni bilgisayar arasında ekran kartı olarak 7-8 FPS gibi fark oldu ve ayrıyetten şöyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Eski bilgisayarımdaki ekran kartı arkadaşlar arada bir FPS kaybı yaşanıyordu. Yeni ekran kartında böyle bir sıkıntı yoktu. Mesela PUBG Mobile oynarken arada bir FPS kayıpları oluyordu. Yeni ekran kartında bunun gibi sorunlar yoktu. Onun dışında işlemci olarak da ise işlemci kullanımı benim bilgisayarda Core i5 işlemci vardı. Bu işlemci kullanımı oyunlarda daha fazlaydı. AMD'nin Ryzen 1200 işlemcisi ise yeni işlemci yani yeni bilgisayarımızdaki. O işlemcinin kullanımı bundan biraz daha düşüktü. Yani bu da demek oluyor ki işlemcinin performansı da Core i5'ten daha güzel. Yani zaten eski bilgisayar demiştim size yeni bilgisayarın geçeceğini söylemiştim. Açık olarak bayağı bir önde gitti işlemci olarak. Ekran kartında arada bir fark çok fazla gözükmese de 8-9 FPS'lik bir fark gözükse bile arada bir düşüşler olduğu için FPS kayıpları, bu da PUBG Mobile oynayanlar bilir, bu FPS kayıpları çok önemlidir. Çünkü ani düşüşlerde verimli oynayamıyorsun, optimizasyon sorunu yaşıyorsun. Bu yeni bilgisayarda bu sorun yok. Bundan dolayı oyunları oynarken akıcı bir şekilde oynayabileceğiz. Ama eski bilgisayarda arada bir FPS kayıpları yaşamış durumda kaldık. Yani ayarlarını düşünmemiz gerekecek. Çünkü diğer yeni ekran kartı 4 GB'lıktı. Eski ekran kartı 2 GB'lıktı. GTA 5'te zaten ultra-wide'ları çektiğimizde bu 2 GB'ın üstüne de geçtiği için arada bir FPS kayıpları yaşamamız normaldi yani zaten. Bir diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.